Kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor dedik. Haber muhabiri Ahmet Çelik son durumu aktarmak üzere telefon attığımızda. Ahmet, sözü sana bırakalım. Evet, geceden bu yana çalışma olduğunu belirtelim. Günün ışımasıyla, aydınlanmasıyla birlikte ekipler daha da yoğun bir çalışma başlattılar. Bir yandan havadan, bir yandan da karadan müdahale gerçekleşiyor. Teleferikte mahsur kalanlar için dün itibariyle 17.25'te olay meydana gelmiş. Bir teleferiğin direğin bir teleferiğe çarpmasıyla birlikte o teleferikte bulunanlar yere düşmüştü. Meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetmiş. 6 kişi de yaralanmıştı. Tabii ki o teleferikte meydana gelen kaza nedeniyle teleferik hattı tamamen durdu. Ve 24 kabinde doluluk oranı vardı. Hemen bölgede operasyon başlatıldı. Ekipler yoğun bir çaba içerisine girdiler. Şu ana kadar yaklaşık olarak valinin verdiği resmi rakamlara göre 10 kabinde çalışma devam ettiği bildirildi. Bizlerin bulunduğu alanda şu an itibariyle bölgede çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık olarak 1 saat önce yaptığımız yayında 2 tane çocuk kurtarılmıştı. 3 yaşında 2 çocuk da velisiyle birlikte ekipler tarafından güvenli bölgeye indirilmişti. Bir yandan helikopterler demiştik, bir yandan da karadan müdahale ediliyor. Helikopterlerin giremediği alanlar var. Ağaçların yoğun olduğu bir alan var. İşte o alana da uzman ekipler teleferik tellerinden kayarak kabinlere ulaştılar ve kabinlere girdiler. Daha sonra yine dağcılık yöntemleriyle onları bağlayarak yavaş yavaş aşağıya bıraktılar. Şu an itibariyle de bulunduğumuz nokta itibariyle teleferik kazasının meydana geldiği alanda bulunan 4 kabinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tek tek vatandaşlarımız aşağıda bulunan güvenli noktalara yaklaşık olarak teleferikten 100 metre aşağıya bırakılıyor. Uzman ekipler demiştik, hummalı bir çalışma demiştik. Şu an itibariyle ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Helikopterlerden bahsedecek olursak 4 helikopter var. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait olan 4 helikopter kurtarma operasyonlarında görevli. Yine 3 helikopter de farklı çalışmalar için hazır bulunuyor. Toplamda 7 helikopterin bölgede görevli olduğunu belirtelim. 4 helikopterin motoru küçük olduğu için kabinlere yaklaşabiliyor. Kabinleri riske atmadığı için 4 helikopterle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii ki helikopterden yine sepetle sarılan bir uzman kabine giriyor. Kabinden vatandaşları, mahsur kalanları, vatandaşlarımız ve turistleri güvenli bir şekilde helikopterin sepetine bağlayarak yukarıya doğru çekilmesini sağlıyor. Oradan da kurtarılan vatandaşlar güvenli bir alana getiriliyor. Yaklaşık olarak 500'den fazla ekibin, kurtarma ekibinin bölgede görev yaptığını belirtelim. Çok sayıda araç da burada, bir de uçak bu konuyla ilgili olarak görevlendirildi. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanları buraya seferber edilmiş durumda. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yandan emniyet mensupları, bir yandan AFAD ekipleri, yine AFAD tarafından akredite edilen çok sayıda kurtarma ekibi de bu noktada görev yapmış durumda. Ve çevre illerden de çok sayıda kurtarma ekibinin bölgeye geldiğini biliyoruz. Şu an itibariyle vatandaşlarımızın burnu kanamadan kurtarma çalışması yapılıyor. AFAD ve diğer kurtarma ekipleri yaptıkları tatbikatlar neticesinde bu beceriyi kazandılar ve şu an itibariyle bu becerilerini burada kullanarak vatandaşlarımızın burnu bile kanamadan onları güvenli bölgelere indiriyorlar. Bir yandan AFAD Başkanı'nın ve AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı'nın da burada olduğunu belirtelim. Operasyonu AFAD Başkanı bu noktadan yönetiyor. Bir yandan da Antalya Valiliği de olayla ilgili olarak kurtarma çalışmalarına katılıyor. Öte yandan savcılık boyutuna geçersek, savcılık da bu konuyla ilgili olarak olayın, kazanın meydana gelmesinin ardından hemen soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Savcısı referin ait olduğu şirketle evrakları alarak onlarla ilgili inceleme başlatmış durumda. Bir yandan da idari soruşturma devam ederken bir yandan da kurtarma ekiplerinin şu an itibariyle hassas çalışması devam ediyor. Uzun sürdü, uzun zaman aldı çünkü herkes bu noktada tek tek kurtarılıyor. Helikopter de yine sepetin içine tek bir kişiyi alarak buradan kurtarıyor. Uzman ekipler de aşağıdaki noktalara, güvenli noktalara kabinlerden bırakacakları vatandaşları yine tek tek
ve özenli olarak göndermek zorunda. Bu nedenle uzun sürüyor. Ekipler bu noktada hassas çalışma yapıyorlar. Onun için de bir nebze olsun uzun sürüyor ama vatandaşlarımızın sağlıklı olarak aşağı inmeleri önemli. Şu ana kadar yetkililerden aldığımız bilgilere göre hiçbir vatandaşın sağlık durumunun risk altında olmadığı belirtildi. Vatandaşlarımız buradan kontrol amaçlı olarak yine ambulanslar eşliğinde bu noktadan alınıyor. 6 ambulansın burada görevli olduğunu belirtelim. Yine onlar da burada çalışmaları sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hiçbir riskli durumunun olmadığını belirtelim. Şu ana kadar kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının olmadığını belirtelim. Ekipler o konuda da hassas çalışıyor. Bu nedenle de kurtarma operasyonu oldukça uzun sürüyor. Çünkü sizler de görüyorsunuz şu anda tellerden kayarak kurtarma ekipleri kabinlere indiler ve oradan kabinlere girerek hassas bir kurtarma çalışması yapıyor. Bu çok önemli. Vatandaşlara hassas kurtarma ile ulaşıyorlar ve oradan yine vatandaşlarımızı yine kontrollü bir şekilde aşağı noktalara bırakıyorlar. İşte ormanlık alanda kurtarma ekiplerinin dağcılık eğitimi alan ekipler çalışırken diğer hemen aşağıda bulunan o noktada ise yine helikopterler sortilerine devam ediyorlar. Helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. Helikopterler tek tek vatandaşları taşıyor. Bu nokta itibariyle şu ana kadar yüzden fazla vatandaşın ve turistin kurtarıldığını belirtebiliriz. AFAD ekipleri bu noktada bu bilgileri verdiler. Yüzden fazla kişinin kurtarıldığını ve kurtarma çalışmaları aralıklı olarak devam ettiği bilgisini de paylaşırlar. Bizlerle bizim bulunduğumuz noktada yapılan kurtarma çalışmalarında 4 kabinde kurtarma çalışması var. İşte o kabinlerde sürekli olarak vatandaşlar aşağıdaki güvenli noktalara kabinlerden salınıyor. İşte bizler de tam o kabinin kaza yaptığı noktadayız. Burada yaklaşık olarak 6-7 kabin vardı. Şu an itibariyle vatandaşlar oradan kurtarıldı. 15 kişi bizim bulunduğumuz noktada kabinlerde var ama aşağıda da yine kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği kabinlerde olan vatandaşlar var. Şu an itibariyle ekiplerin bu noktada yoğun çalışması devam ediyor. 500'den fazla ekipten bahsediyoruz. Hepsi bu konuda uzman ekipler. Uzman ekipler bu noktada aralıksız olarak çalışıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.